Pazar günündeyiz ve saatler 13.30'u gösteriyor. Çaykur Didis tadında Çaykur Rizespor, Kayseri Spor mücadelesi bizleri bekliyor. Kayseri Spor geçtiğimiz hafta bay geçmişti. Rizespor'da Sivasspor'u 2-0 mağlup etmişti. Geçtiğimiz haftanın flaş sonuçlarından bir tanesiydi. Şimdi Sivas Rize maçını geçtiğimiz hafta konuşurken son maçta hatırlarsan Pazartesi maçıydı. Ben Evet. Sivasspor'un Avrupa Ligi'nde oynayacağı Villarreal maçının çok önemli olduğunu, ne kadar yıpranacağı bu maça yansıyacak demiştim hatırlarsan. Çok acayip bir maç oldu bu arada tabii ki İspanya'da. Sivasspor elinden gelen mücadelenin tamamını verdi ama tabii ki maalesef yani rakibin tecrübesi, isimleri vesaire savunma hatalarımız mağlubiyet getirdi. Ama bu maça bu olumsuz yansıdı. Şimdi bu maça aldanıp Rizespor bu maçı kesin kazanır demek, yani kesin zaten hiçbir zaman yoktur da iddiada. Hani bu orandan bak Sivas'ı yenmiş, Kayseri'yi yener demek doğru değil. Çünkü Sivasspor maçı bence ölçü değil. Ben Kayserispor kaybetmez diyeceğim. Ben Kayserispor'un puan almasını bekliyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. 2 haftadır çıkışa geçti ve gol yollarındaki isimleri biraz hareketlendirdi. Bu güzel bir argüman değil mi? Rizespor için Rizespor önemli için. çünkü zaten bu olmasaydı orada farklı gelişmeler olurdu. Yani farklı bir şu an Rizespor sohbeti yapıyor olurduk herhalde teknik ekip açısından diye söylüyorum bunu. Ama ben hani bu orandan Sivasspor galibiyeti almış Rize oynanır demek çok doğru değil. Bence Kayserispor puan alabilir bu deplasmandan. Bu arada Kayseri'de Sapunaru'nun cezalı olduğunun altını çizelim. Diyelim. Ve Sen Rize, bir dakika. Sen o zaman Konyaspor bence şu cümlenin devamına şu gelmeli. Bak Sapınar cezalı Rize kazanır diye beni de ikna etmen gerekiyordu herhalde. Öyle bir başladık ki cümleye yani çünkü. Bir sonraki maça geçmen hiç olmadı. ya aslında böyle bazen söylemek istiyorum, tamam mı? Söyle Bu canım, hafta ya şu niye kazanır, bu söylemiyorsun? E hafta söyle. kazanır diye. Söylemen gayet iyi Sonrasında olur. mesela bir bin olur, tamam mı? Şu ana kadar hep tutturdum, zirvede bırakmak istiyorum o yüzden. Zirvede kalmak tabii kolay değil. Tabii zirveyi korumak kolay değil. Peki Aynen. Konyaspor Başakşehir'le devam ediyorum. Başakşehir bir açıldı, bir açıldı. Bir Evet. açıldı geçtiğimiz hafta Antalyaspor 5-1 mağlup etti. Konyaspor bildiğiniz üzere devam ediyor bu haftada. Başakşehir'i ağırlayacak. Başakşehir favori, öyle değil mi? Başakşehir'in zaten galiba biz seninle konuşurken 1.55'lik bir oranla galibiyetini net önermiştik Antalya maçında. Çünkü artık Başakşehir gerçekten hani tamam kabuğunu kırdı ve kazanma serisi yakalayabilir. Futbolcular artık ölü toprağın üzerinden attı demiştik ki net bir 5-1'lik galibiyet geldi. Daha da gerçekten farklı olabilir skor bu arada. Ama Başakşehir'in bugün, şu anda çarşamba günündeyiz biz ve bugün bu akşam Paris Saint-Germain'de bir Şampiyonlar Paris Ligi Saint-Germain'e, evet. Mücadelesi var. Başarılar dilerim şimdiden. Tabii siz izlerken maç sonuçlanmış olacak ama şöyle söyleyeyim, zaten zor bir maç tabii. Gerçekten sıkıntılı bir maç olma ihtimali de yüksek. İnşallah sıkıntılı bir maç olmaz. Ben 2-0-5'ten Deniz Başakşehir riskine girerim. Öyle mi? Evet. Bu arada geçen seneki maçı hatırlıyor musun ya? Geçen sene 4-3 bitmişti maç. Geçen seneki maçları Başakşehir'in biraz enteresandı zaten. Öyle bir ivmesi, öyle bir isteği ve iştahı vardı ki. Ya zaten Başakşehir onu tutturması gerekiyor. Evet. Peki. Devam ediyorum o halde. Peki, tahminin yok. Beşiktaş Malatyaspor. Tahminim yani Konyaspor'un çok zorlayabileceğini düşünmüyorum ama Mutlaka, mutlaka. konuya gerçekten akıl sıra ermiyor. Ya yani geçtiğimiz sezonun son haftalarını görürsek anlayamadım, böyle Arap atı gibi birden 3-4 haftada bambaşka bir performans ortaya koymuştu. Ya Konya'da okuduğum dönemlerde de anlayamamıştım zaten. Orayı ben bay geçiyorum. Psikolojik olarak bay geçiyorum. Peki. Beşiktaş yeni Malatyaspor mücadelesi. Beşiktaş Denizlispor'u 3-2 mağlup etti geçtiğimiz hafta. Biraz yüzler gülüyor tabii orada. Malatyaspor'da Gençlerbirliği'ni. Böyle galibiyetle haftaya başlayan takımlarda böyle ayrı bir motivasyon oluyor ya. Bir kere bu iki takım için karşılıklı gol var diyebiliriz. Öyle değil Ya mi? ben Beşiktaş haftanın çok Malatyaspor'da. güzel gollü maçlarından bir tanesi olmaya aday. 2,5 gol üstü bekliyorum. Güzel ve keyifli bir maç olacak. Sergen Hoca bir galibiyete ihtiyacımız var demişti ve Denizlispor maçında gelen galibiyetle
takım moral buldu. Tabii Josef'in gereksiz kırmızı kartı, belki maç 90'larda 3-2 değil de 88'de 3-2 olsa daha da enteresan bir skor ortaya çıkabilirdi. Denizspor'un bir penaltı isyanı vardı maçta vesaire. Ama şuna vurgu yapmak istiyorum. Beşiktaş kalesini gole kapatmakta çok zorlanacak. Yani son haftaya kadar Beşiktaş'ın belki de biz gol yemediği maç sayısı 3-4 olabilir. Şu tabloyla, şu dizilişle ve şu oyun düzeni ve şu oyuncu havuzuyla. Ocak ayında ne olur bilemem. Ama ligin, şöyle düzelteyim. Ligin ilk yarısının sonuna kadar Beşiktaş'ın gol yemediği maç sayısı 1 ya da 2 olur. O kadar diyorsun. Evet. Ben çok zor yani Beşiktaş'ın mevcut savunma kurgusuyla gol yemediği maç sayısının ligin ilk yarısına kadar çok az olacağını düşünüyorum ben. Ve bu maçta çok gollü, güzel bir maç vaat ediyor bize bence. Peki, haftanın güzel karşılaşmalarından bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Antalyaspor Fenerbahçe. Formda bir Fenerbahçe. Geçtiğimiz haftayı unutmak isteyen bir Antalyaspor. Vallahi Deniz, Fenerbahçe... Aslında sezona iyi başlamıştı Antalyaspor. Ne oldu böyle? Ya son 3 hafta çok kötü sonuçlar aldı. Çünkü iyi takımlarla oynamaya da başladı aynı zamanda. Ve yine bir ligin en iyi takımlarından bir tanesiyle oynayacak. Antalyaspor. Bir de organize olamıyorlar sanki. Organize evet, olmakta yani, çok zorluk çekiyorlar gibi hissediyorum. Problemler var ve devam ederse de muhtemelen bir değişime de gidebilirler. Bu şekilde devam ederse eğer Antalyaspor cephesinde. Fenerbahçe Trabzonspor karşısında maçı kazanırken şu mesajı vermesi de bence değerliydi Fenerbahçe adına. Hani ligi ilk yarıyı 1-0 geride kapatıp 3 gollü bir galibiyet alıyor. İkinci yarıya maç sanki yeni başlamış gibi bir arzu ve istekle başlıyor ve Erol Bulut'un da hani Hatay maçında eleştirildi ya, 9 kişi kaldı, bir şey yapmadı vesaire, birçok kişi eleştirmişti ki ben söylemiştim Erol Bulut'un kendini bu yönde mutlaka geliştireceğini ve çok yeni bir oyuncu havuzla oynadığı için doğruyu bulmaya çalıştığını, bulmaya gayret gösterdiğini söylemiştim. Hani ben Erol Hoca'yı tanıyan, konuşan, sohbet eden birisi olarak bunu söylemiştim ve nitekim farkındaysan ikinci yarıya hemen iki hamleyle başladı. Ve o iki hamlede ne kadar önemli katkı yaptı. Özellikle Popisis'e. Pelkas zaten ne kadar iyi bir tercih olduğunu gösteriyor ama Pelkas'ın mutlaka sinirlerine hakim olması lazım. Çünkü Pelkas sinirlerine hakim olmazsa bu tip maçları bitiremeyebilir. Takım 10 kişi bırakabilir. Onun biraz öfke kontrolünü tutması gerekiyor şahsi görüşüm. Ama Fenerbahçe'nin genel yapısına baktığımız zaman gerçekten hani tam benim ligin ilk haftasında beklediğim duruma doğru erişiyor. O oyun kurgusu, oyuncu havuzunu iyi kullanma. Yani diyorum ya işte hani Fenerbahçe'nin kenarına baktığınız zaman ya şöyle yap mesela Deniz. Fenerbahçe'nin geçen sezon Trabzonspor maçında giren çıkanına bak oyuna. Bu seneye bak bu zaten sezon, görürsün. Zaten her şeyi ortaya koyar. Hani ben Galatasaray'la ilgili bir kıyaslama yaptığımda işte Drogba, Burak, Snyder, Melo hani nereden nereye evrildi diyorum. Beşiktaş'a bakıyorsun. Cenk Tosunlu, Pepe'li, Kovarejmalı hani o kadroyu düşün. Nereden nereye evrildiğini düşünüyorsun. Yani ne varsa resimde, fotoğraf neyse bakana da veya sergilediğin sergiye de o yansır. Sen şimdi kadron ne kadar iyiyse, kaliteliyse başarı kriterinde o kadar yükselir. Kötü bir kadronun başarılı olma ihtimali yoktur. Caner'le Gökhan'ı getirdin, işte ortada. Caner'in belki golde hiç adı geçmiyor, gollerde. Gol ve asist olarak. Her golde katkısı var. Fenerbahçe'nin her korneri tehlike. Duran top golleri. İşte her korneri tehlike. Yani. Her korneri tehlike. Evet. Ya Caner'le Gökhan ligin ilk 6 haftası 2 tane aynı golü attılar. Ve attırdılar. Ön direk organizasyonu mesela. Şu ana kadar yani toplam 5 golleri oldu galiba değil mi? Caner'in kornerleri sonucu. Öyle hatırlıyorum sanki. Evet, duran topta 5 ya da 6 gol olması lazım. Evet. Yani Fenerbahçe'nin ben kazanacağını düşünüyorum. Hatay Spor Sivasspor'la devam ediyoruz. Pazartesi günü saat 20'de. Hatay maç yapamadı. Hatay Spor, Sivasspor'da Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Onların da durgun bir haftasıydı. Ya şöyle, Deniz sen de hatırlıyor musun? Hatay'ı konuşmuştuk. 2 hafta önce de konuştuk. Yani Hatay Spor'da evet. Hatay Spor içinde belli bilinmezlikler olduğunu düşünüyorum. Yani belli biraz problemler var, sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ben Hatay'da açıkçası. Bu yüzden hani bu maç üzerinde söyleyeyim ben, biraz iddia için, tahmin için sıkıntılı bir maç. Hani canlı iddia da belki izleyerek, belki gözlemleyerek, belki o dinamiklerle farklı bir reaksiyon verebiliriz ama hani
içinde bulunmuş olduğu durumdan dolayı biraz problemli görüyorum ben. Maçın iddia tahmini için söylüyorum, maç önünde. Peki. Biraz zor bir maç olduğunu düşünüyorum ama. Bitti bu kadar. Şöyle tamamlayayım bu arada Deniz izninde. Genelde işte mesajlara evet. baktığım zaman program sonunda bir kupon önerir misiniz diye, Süper Lig kupon önerir misiniz diyen değerli izleyicilerimiz var. Şöyle bir öneride bulunabilirim. Galatasaray Ankara Gücü ve Beşiktaş Yeni Malatya maçları 2.5 gol üstü gollü maçlar bekliyorum orada ve yanına Fenerbahçe galibiyetiyle bir 3 maçlık bir kupon oluşturulabilir. Süper Lig kuponu bence yapılabilir. Şu anda hatırladım. Ben bugün rüyamda kupon yapıyordum. Hoppa. Bir dakika ya. Ondan tahmin yapmak istiyordun demek ki. Bu arada Deniz daha yeni uyandı. O yüzden rüyayı yeni hatırladı. Çünkü şu anda İngiltere'de aramızda fark 3 saatle çıktığı için Deniz'in uyanmadığı ikası 2 dakika de önce. Uyanmadığı ikası 2 dakika önce olduğu için. Ya normal. Güzel bir kuponu önerdim bence. Normal. O zaman bu kupona benzer bir kupon gördün o zaman. Şimdi hatırladım. Peki, güzel yorumların için pek teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese de bol şans. Umarım güzel bir hafta sonu olur. Bu haftanın da sonuna geldik. Evet, keyifli bir hafta sonu olsun. Üzülmeyelim. İnşallah. Herkesin sevindiği, mutlu olduğu bir hafta olsun. İnşallah. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.